İzmir'in kavakları dökülür yaprakları, bize de derler çakıcı, yar fidan boyu yakarız konakları. Özlemişim be. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz la? KPSS soru tahminleri ikinci videomuzla karşınızdayım. Yalnız yatırım tavsiyesi değildir ha. Sonra bana çıkmayınca falan şöyle şey çıkıp da gerçi şu anda tuttururum ben. Ha, bu sene de göreceğiniz. Sonra bana çemkirmeyin ha hoca hoca falan diye. Burada sadece tahmin. Diyoruz ki bak hep map'ten şey yaptım böyle derleme yaptım. Diyoruz ki sevgili arkadaşlar aha bunlar çıkabilir. Bunları sormadı bu herifler. Pek seviyor kıltığı şeylere bu adamlar deyip pıt 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 oradan hallediyoruz. Ama ne yapıyorduk şimdi? Öncelikle yapmamız gereken neydi? Bir pa 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 pa. Oynatma listelerine giriyorsunuz. Orada konu eksiklerinizi şöyle bir görüyorsunuz. Ondan sonra onlara bir basıyorsun. Tın, bir iki üç bir yürüyün işi bitiriyor. Ama dersen ki yok ben illa özet istiyorum. 4 tane özet var oradaki dosyaya gir. Ya ama orada size tavsiye edeceğim kültür ve medeniyettir. Ottoman Empire. Osmanlı'nın kültür ve medeniyeti arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? 4 ya da 5 tane sorumuz var. Yok illa soru çözmek istiyorum diyorsan da yine oynatma listelerine dalıyorsun. Orada neyle karşılaşıyorsun? Bilmiyorum neyle karşılaşıyorsun? Hemen giriyorsun orada neyle karşılaşıyorsun biliyor musun? Orada 2024 lisans, ön lisans, tarih soru çözümü var. 26 tane test bekliyor seni. Son 5'i de çağdaş Türk ve dünya tarihidir. Bakalım sevgili arkadaşlar bu sene neleri tutturacağız? Bak birinci videoyu izlediniz mi? Ha, rekor kırdı. 1200 falan oldu ha. 1200 gösterir mi? İyi benim için küçük bir adam ama insanlık ya insanlık için küçük bir adam ama bizim için büyük bir adam arkadaşlar bizim kanalımız için değil mi? Daha 20 gündür piyasadayız ama uçmaya başladık. Bir bakayım şöyle gobellerinkileri. Onlar da öyle binler, 2000'ler. Ama bizimki ne yaptık? Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Helal olsun. Çok övündük. Mütevazi moda girdik. Hazır mıyız? Hadi yardır. Şimdi sevgili arkadaşlar bazılarını tekrar ettim. Çünkü üzerine basa basa söylüyorum. Arkadaşlar Arasta'yı kesinlikle biliyorsun. Arasta neydi abi? Bak tek tip perakende ürün satan esnafın toplandığı yer mi olacaktır? Bak tek tip ürün olacak. Doğru mu? Ama perakende satacak. Doğru mu? Peki tek tip ürün olacak ama bunu ne yapacak? Abi toptan satacak. Kapanından gelsin. O zaman kapan. Doğru mu? Peki arkadaşlar mücevherat gibi değerli mallar olacak. Kapalı çarşılar olacak. Mesela Fatih'in yaptığı bedesten. Doğru mu? Hatta burada bazen ne yapıyormuşum biliyor musun? Mesela mücevherin var. Altının gümüşün var. Kasa bile kiralıyorum ha. Güvenlik yüksek bedestenlerde. Kapalı çarşı kısaca. Ribat neymiş biliyor musunuz mu? Önceden sınır karakolu. Arkadaşlar şöyle düşün. Şöyle bir sınırın var tamam mı? Aha, burası bu devlet senin devletin sınırları. Şuralara karakollar yapıyorsun ya. Sonra devletin sınırları bir genişledi abi. Senin karakollar şebelek gibi kalmadı mı lan şeyin içinde, sınırların içinde? Devlet yöneticileri demiş ki ne yapak ne yapak bunları değerlendirelim demişler. Ve kervansarayların ilk modeli ribatlardır. Kara anlarda görürük ilklerini. Ribatlar. Daha sonra kervansaray olacak. Aha kervansarayda zaten tüccarların konaklama yeri. Üç gün bedava her şey ha. Bizim Türkler burada ne asıl? Ha? O zamanlar. Arkadaşlar 70 kilometre, 70 kilometre, 70 kilometre şeklinde bunlar böyle dizayn ediliyor. Düşünsene 3 gün burada kaldın. 3 gün orada kaldın. Bedava. 3 gün orada kaldın. Bedava. 3 gün orada. Geri dönüyor. 3 gün orada. Ya, ömrüm geçer lan. Bizimkiler kesin bulmuştu o iş gerçi. Zaten yasak dedin mi Türklere hemen Türkler aklına gelecek abi. Niye biliyor musun? Mesela 4. Murat Osmanlı ne yazmış biliyor musun 4. Murat? Osmanlı topraklarında içki ve tütün tüketilmesi yasaktır. Seninki ne yapmış biliyor musun? Haliç'te kayıklar, binlerce kayık kafaları çekiyorlar, tütün içiyorlar. Ula demiş 4. Murat, oğlum biz ne yaptık bunu, biz yasaklamadık mı? İyi de hünkârım sen oraya ne dedin? Topraklarında dedin, denizlerinde demedin ki. Vı. Seninki denizlerde deseydi var ya kesin balon yapıp orada içerdi. 4. Murat'ın kafaya da şöyle falan diye kesin atardı. Biz ha, değişik bir hafız. Arkadaşlar Kürk ve İpek ticaret yolu. Dikkat Çin'den çıkar ikisi de bir. Kürk İpek'e paralel gider. İki tane devlete dikkat burada.
İkisi de zenginleşmiştir. İtil Bulgarları Hazarlar. İtil Bulgarları Hazarlar. Zenginleşenler. İtil Bulgarların özelliğini biliyordun neydi? İslam'ı kabul eden ilk Türk devleti Hazarlar. Pax Hazar. Bol para, bol kazanç. Hazar barış dönemini yaşattılar. Museviydiler. Paralı askerlerden oluştu. Hatırla. Geç. Peçenek, Uz, Kuman. Arkadaşlar bu üçünün Malazgirt'te Selçuklu'nun yanına geçtiğini bil. Peçenekler var, Uzlar var. Oğuzların Hristiyan olmuş kollarına deniyordu ya, Kumanlar bunlar. Ne yapmıştı? Bizans'ta paralı asker olarak çalışmıştı. Mesela böyle öncülü bir soru gelse pıtı 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 hangileri geçmişti karşıya? Aha bunlar. Kumanlar Kıpçak Kıpçak. En yakışıklı böyle hani sarışın mavi gözü. Cengiz'in yasaları serttir. Yasaname-i Büzük diye geçer. Büzük. Yasaname-i Büzük. Buna dikkat. Türk adı arkadaşlar günümüzde geçerli olan Türk adı. Türk adı. Şöyle söyleyin, herkesin bir fikri vardı Türk adıyla ilgili. Sen şunu bil, Uygurların tanımı geçerlidir. Güç, kuvvet manasına gelir. Buna dikkat. Afanasyevo ile ilgili bir şey demiştik, neydi? Türklerin en eski kültür merkezi. Andronova neydi? Orta Asya'nın en eski kültür merkeziydi, hatırla. Ok neydi abi? Ok, hükümdarın alameti değil. Bak çok güzel bir soru. Oku koydu, yayı koydu, işte örgün koydu, taht, tuğ koydu, bayrak. He? Şıklar arasına ve oku koydu. Oku almıyorsun. Arkadaşlar ne biliyor musun? Siyasi birliğe katılan boya oh denir. Bitti abi. Hükümdarlık alameti mi? Dal. Yay öyle mi? Evet. Map bilgisi böyledir. Boy veya bot. Arkadaşlar hemen sırala. Bak en küçük toplum birimi neydi? Neydi? Oğuş. Aile. Aile birleşti. Uruk sülale oldu. Uruklar birleşti, ne oldu abi? Bot ya da boy. Eğer boya geçtiğin anda ya da bota geçtiğin anda siyasi olay başlar abi. Bak. Sen hiç ailenin içinde siyasetin olduğunu gördün mü? Geçti siyasi şeyler konuşuyor da. Siyasi değil aile. Yani Oğuş siyasi değil. Uruk sülale siyasi değil. Ama bot ya da boy olduğun zaman federasyona gidiyorsun. Siyasi anlam taşıyor. Doğru mu? Botların boyların birleşmesiyle bodun millet oluşur. Onlar da birleşir. Artık en üst kademeyi düşün. Türklerde il ya da el yani devlettir. Geç. Ülüş, Kuç. Arkadaşlar bunlara dikkat. Bak iki tane... İki tane kutu artık çok anlattığım için geçiyorum abi. Bak sadece burada mimleyici şeyler. Hepsini almadım tabii ki. Bir 3-4 falan bir şeye kadar devam edeceğim bunlardan. Ülüş dediğimiz yani şeyleri soru tahminlerime de devam edeceğim arkadaşlar. Bak hükümdar, hükümdara Göktan'la demiş ki al şu ekonomiyi halk arasında paylaştır. Ekonomik gücü paylaştırmak. Ama güç ne? Güçten gelsin. Savaşlarda başarıdır hacı. Savaşlarda başarı. Gök Tanrı savaşlarda başarı vermiş. Bu minle ilgili bir soru gelirse, bağımsızlık savaşı veren ilk Türk, arkadaşlar hep Kürşat diye biliyorum değil mi? Bu min kanı ne yapacağız? Avarlara karşı bağımsızlık savaşı vermedi. Anlatayım ben size olayı. Tölesler vardı. Avarlara bağlı yaşıyorlardı bu minler. Tamam mı? Bu min kanı. Yani Göktürkler diyelim lan. Bunlar Altay Dağları'nda demircilikle uğraşıyorlardı ve Avarlara bağlıydı. Avar kralı dedi ki, Aval Hakanı dedi ki, git şu Töles isyanlarını bastır. Evet seni ödüllendireyim. Gitti Töles isyanlarını bastırdı Bumin. Ödüllendirmedi. Bumin de ne dedi biliyor musun? Ben senin kızı istiyorum dedi. Bak hep evlilikler siyasidir. Dakikatta dedi Avar kralı Hakanı. Sen beni Altay Dağları'nda yaşayan kölemsin, nasıl istersin dedi. Bumin de bağımsızlık savaşını açtı. Arkadaşlar Çin'den bahsetmiyorum. Bak Çin'e karşı bağımsızlık savaşı veren Kürşat. Eyvallah. Çin'e karşı bağımsızlık savaşı verip devlet kuran İlteriş ya da Kutluk. O ikinci Göktürk. Geç. Arkadaşlar dört tane atlıya dikkat. İşte bak ne dedim. Bak bu milli eğitimdeki, yani hepsini demeyeyim tabii, idealistler var da. Oturup şeyleri ve kitapları bile kontrol etmiyorlar. Arkadaşlar pek çok şey değişti. Bak sen diyorsun ya hani boyları birleştiren hükümdarlar Mete'dir falan. Orta Asya Türklerini tek bir bayrak altına topladı. Onlar büyük bayrağı nereden bulmuşlar? O Mete ilkidir. Sonra bak Kapkan Kağan var. Nedir o abi? Sonra demeyeyim. İkinci Göktürk Devleti'nde. Mukan Kağan var sevgili arkadaşlar. Nedir? Birinci Göktürk Devleti'nde. Moyen Çor var Uygurlar'da. Bunların hepsi birliği yani boyları birleşen hükümdarlardır. Şimdi törenin üzerinde çok durduk. Artık töreyi ezbere biliyorsunuz. Bir de tüz var. Buna dikkat edin. Bu çıkarsa Kağan ile halk arasında yazısız sözleşme. Buna inanıyorlar. Arkadaşlar henüz sorusu çıkmayan bir şey söyleyeyim. Diz çökmüş adam heykeli. Bir de aslan baş kafalı. Aslan. Tabii. Vücudunu aslan. Aslan kafalı. O ikisi iki heykelde Uygurlardır. Peki Hazarlarla ilgili bir soru gelirse ücretli ve yabancı asker başka yok. Ne zaman? Tabii ilk Türk devletlerinde. Osmanlı'ya gelince Yeniçeriler maaş almıyor mu? Biz de ücretli asker hiç bölünmedi miydi diyeceğiz. Osmanlı'da Yeniçeriler var abi. Sübaşı bak bunu hep bana soruyorsunuz hocam hani böyleydi de hani şöyle. Bak arkadaşlar Türk İslam'da ise komutan demektir.
Su asker demek zaten. Askerin başı. Osmanlı'ya geçtiğimizde bu taşrada güvenlik işlerinden sorumludur. Bak hani diyorsunuz ya bazı kavramların o kadar yetkisi, o kadar görevi var ki. Kafa böyle haklısınız. Yani kafa böyle ne oluyor? Allah bullak oluyor. Hani hocam bu böyleydi de şu şöyleydi de. Siz beni dinleyin. Netleştirelim. Sübaşı neymiş? İlk Türk İslam Devletleri'nde abi komutan. Ama Osmanlı'ya geçtik. Taşra'da herifi ne yaptılar? Söyle. Güvenlik işlerinden sorumlu tuttular. Avar ve Hunlarla ilgili bilmeniz gereken hem Orta Asya'da hem Avrupa'da devlet kuran. Bunu zaten pek çok kaynakta görmüşsünüzdür. Peki Çin ile ilk serbest, aha bu da çok güzel bir soru, bu da map bilgisidir. Asya Hun. İlk serbest pazarı kuran kimdir diye sorarsa Asya Hun. Yelme dediğiniz ordu içerisinde keşif birliğidir abi. Unutma keşif. İki tane bu anlaşma kafayı taktılar abi. Bak AYT'de, TYT'de, sizde kafayı taktılar şu anlaşmalara. Margus ve Anatolia, Anatolios barışları. Bunların ikisi de Attila'nın Bizans'ta yaptığı, Roma değil bak Batı Roma değil, Doğu Roma yani Bizans'ta yaptığı anlaşmalardır. Doğru mu? Sonuçta ne oluyor? İşte vergi, vergi, vergi. Bunlar çapulcu demeyelim atalarımıza. Bunlar neler? Yağma yapar abi. Vergi, doğru mu? Her göçebe şeylerden bahsediyorsun. Direkt ne yapıyorlar? Vergi, vergi, vergi iki katına, üç katına çıkartıyorlar. Ha, bir de ticaret yapalım diyorlar. Ticaret, serbest ticaret. Ne diyelim? Kasabaları kurduruyorlar. Avrupa Hun Devleti, Margus ve Anatolio ve Attila. Parayı ilk kullanan Türk devleti dikkat. Parayı Lidyalılar, kafayı İzmirliler bulmuştu. Pü, yok lan. Bak parayı ilk kullanan Türk devleti diye sorarsa Göktürkler, doğru mu? Daha sonra kendi adına para bastıran neydi? Türk işlerde Bagatarkan. Uygurlar da kullandı. Çav, bez, böz. Doğru mu? Bu paraları kuampo bunları kullandılar. Ama ilk kullanan diye sorarsa yapıştır. Nedir? Göktürkler. İslami yapıyla ilgili arkadaşlar. İlk konjöktürel ittifak. Bunu sordular size biliyorsun. Ne yaptı biliyor musun? İslami yapı batı tarafını yönetiyordu Göktürkler zamanında. Bumin, Bumin. Ne mi? Bumin. Bumin kardeşini doğuya gönderdi. Yapu olarak. Şey batıya gönderdi. Bu da orada rahat durmadı. Ne yaptı abi? Önce gitti Sasanilerle anlaştı. Akunları yıktı. Sonra Bizans'la anlaşıp Sasanilerle savaştı. İşte konjonktürel ittifak dediğim bu. Çıkarlara göre ittifak. Peki Asya Hun Devleti ile ilgili arkadaşlar. Ha bunu söylemiştik. Ha, bir daha yazmışız. Ne dedik? Serbest pazarı kuran ilk Türk devleti. Geç. Gazneli Karahanlı. Arkadaşlar güzel bir soru yapmıştım bununla. Türk İslam kültüründe geçiş yani geçişte. Hani İslam kültürüne geçişte köprü devletler diye sorarsa öncülü bir soru verdi. İkisini de al. Karanlar da al, Gazneliler de al. Peki Hadumül Harameyn, Mekke ve Medine'nin hizmetçisi demekti. Bu unvanı ilk kullanan Selahaddin Eyyubi, sonra Yavuz Sultan Selim kullanacaktır. Oksızlık bu tutturduğum soruydu, artık herhalde sormazlar. Bağımsızlık demektir. Ok arkadaşlar, biraz önce söyledik ya, siyasi birliğe katılan boyun ismidir. Ok. Peki aha bunu söylemiştik la. Mukankahan dedik. Soğutlarla ilgili arkadaşlar bir soru gelirse tüccar topluluk unutmayın. Ve Türk devletleri soğutları hep ne yapıyordu? Söyle koruma altına alıyorlardı. Bunlar da İtalya'ya kadar ticaret yapıyor helal olsun. Alparslan'la ilgili arkadaşlar şöyle bir soru gelir. Mazgit falan biliyorsunuz. Ani Kars var ya o kaleyi aldıktan sonra Ebu Feth unvanını veriliyor Abbasiler tarafından. Hani böyle bir soru gelirse Manazgirt'ten sonra Ebu Feth'i almadı. Ebu Feth unvanını. Neden? Yani Feth'in babası demek Ebu Feth. Ani Kalesi'ni fethettikten sonra. Geç. Mülk arkadaşlar mülk neydi? Adalet mülkün temelidir deyince senin gayrimenkulün ne bileyim Ayvalık'taki yazlı mı geliyor aklına? Devlet demek. İslam'dan sonra ilin yerini alan aşağıdakilerden hangisidir derse söyle İslam'dan sonra. Yani devlet demekti. İl eşittir mülktür abi. Mülk devlet demektir. Peki nefis bir soru yapmıştım bununla ilgili. Sorularını çözenler görmüştür arkadaşlar. Denemelerde çözdüğümüz bunu. İslam'dan sonra kut kelimesinin yerini alan nedir derse Allah'ın nasibi veya takdiri. Nefis bir soru olmaz mı? Oğlum tuttururuk bence bu sene var ya. Rukobeller valla. Lazing and gentleman mı diyordu? İbrahim Tatlıses. Ha. Karahanlılar'da arkadaşlar meclisi âli ve divanı âliye dikkat et. İki tane yani divanın aynı şey. Meclisi âli ya da divanı âli. En yüksek divan. Gaznelilerde bunun yeri divanı vezaret. Bak iki büyük divandan bahsediyoruz. Bu şeylere girmiyorum. Onları kültür ve medeniyette yardırdım zaten. Ayrıntılı bir şekilde istiyorsanız oynatmanı isterim. Biz burada nokta atışı yapıyoruz abi. Yani sormadılar, sorabilirler olayı yapıyoruz. Divanı arzdır, işraftır. Ha? Söyle istifadır. Onların hepsini anlattım. Ne savaş, Serah savaşları arkadaşlar. BSD Gazneli savaşları. Bunun sonunda bir de Dandanakan vardı. Yani Büyük Selçuklu Devleti'ni söyle. Bir Türk Devleti'ni kurup bir Türk Devleti'nin yıkılma sürecine sokan Dandanakan'dı. Nesa ve Serah neydi abi?
Yine Gaznelilerle yapılıyordu. 1035-1038 ve yine Gazneliler yeniliyordu. Tamam. Birincisini izleyin arkadaşlar. Yani bir şey KPSS soru tahminlerin bir var bir de. Onu da izleyin. Orada zaten yine aha şunlara şunlara dikkat edin dedim. Harezmi ile arkadaşlar sıfırı bulan herif. Dikkat. Cebir'in kurucusu. Kindi, El-Kindi. İslam felsefesinin ilk temsilcisi olarak geçer. El-Kindi diye gelirse. Tuğrul Bey ile ilgili arkadaşlar. Şark ve Garpun Sultanı. Yani Doğu'nun ve Batı'nın kılıcı unvanını almıştı. Kim verdiydi bunu? Direkt Abbas halifesi. Geç. Cabir. Arkadaşlar modern kimyanın kurucusu kimdir derse. Bak hep map kaynaklı yapıştır. Bir de şu varil bak şifresine bakmıştık hatırlayın. O ilk videomda da vardı o. Yine KPSS soru tahminleri bir de vardı. Varil neydi abi? Aç bunu 17. yüzyılda Osmanlı'nın kapıştığı devletler. Neydi abi bunlar? Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Lehistan. Yapıştır. Girit bunu birinci videoda da şey yapmıştım ama üzerinde duruyorum arkadaşlar. Bak üzerinde duruyorsam bir şey yani tahmin ediyoruz demektir. Tamam bir şey içime doğmuştur. Girit kuşatması 1645'te başlar 1669'da biter. 24 yılda ne yaptınız mı? Aa, sonunda derler ki la herhalde kadırgalar şey yaramıyor bizim derler ve ne yaparlar? Kalyon'a geçiş ama bu kuşatmadır. İbn Sina zaten biliyorsun arkadaşlar tıp muhabbeti. Avicenna'ya dikkat. Farabi ile ilgili ikinci öğretmen ama üçüncü öğretmeni vardı bir de. Yanyalı Esat. Bunu da sorularda yapmıştım hatırla. Gazali ile ilgili arkadaşlar adama verdikleri ünvan derin bir deniz diyorlar değil mi? Eğer sana Aristo'nun en büyük yorumcusu olarak sorarsa İbn-i Rüşd. Buna dikkat. Aristo'nun en büyük ne diyelim yorumcusu. Geç. Saatuk Burahan'la ilgili arkadaşlar eğer ünvanlar diyorsa Abbas Halifelisinden alıyorlar biliyorsunuz bu ünvanları. El Mücahid, El Gazi. Bir de arkadaşlar Böriler, Zengiler, İldenizler, Savurlular. BS'de bak çok güzel soru yapmaya müsait. Büyük Selçuklu Devleti'nden sonra kurulan Atabeylikler hangileridir? Böriler, Zengiler, İldenizler, Savurlular. Bunların hepsini çatır çatır bütün videolarımda anlattım. Hepsini arkadaşlar yani şeyde şöyle oynatma listelerinde bulabilirsiniz. Memlükler arkadaşlar klasik veraset sistemi yok. Bunu defalarca söyledim. 24 tane emir gelip kendi hükümdarlarını seçiyorlar. O yüzden çok aslında demokratik bir şey. En güçlü komutan geçiyor burada. Dikkat. Hacıbül Hüccab. Arkadaşlar ilk Türk İslam devletlerinde sarayda çalışanların başı. Yani organizasyon. Organizasyon yapıyor hacı. Ver bakayım şuradan şeyi. Cebimde de geldi. Yabgulular meselesi arkadaşlar. Bu burada daha çıkmadı. Arslan Yabgu'nun soyundan gelenler taht mücadelesi yapıyor. Sana böyle Yabgulular meselesi. Aşağıdakilerden hangisi zamanında oldu? Büyük Selçuk Devleti. Arslan Yabgulu. Dilmaçoğulları diye sorarsa Bitlis Erzen. Arkadaşlar merkezleri bil. Ahlı olsun herkes. Ahlat Şahlar ya da Sökmenler. Ahlat ve Van civarı. Dikkat. Geç. Danışmentoğulları arkadaşlar bunun da defalarca bak yine sezdim ben bunu Danışmentoğulları'nı. Bunlar artık beylik değildir. Ben şunu söylemiştim hatırla 1071'den sonra Malazgirt'ten sonra Alparslan nereliydi? Kılıç hakkı. Gidin abileri komutanlara Anadolu istediğiniz yeri alın sizin olsun. Buna kılıç hakkı demiş. Doğru mu? Bunlardan bir sürü beylik girdi. Bunları Desimaç diye ezberliyorduk. Birinci Türk beylikleri. Bir aç onu Desimaç'ı. Değil ne olabilir? Danışmentoğulları. S ile Saltuklular. M ile Mengücükler ya da Mengücekler. Aile ne olabilir? Artuklular ve Çaka Beyliği. 5 tane ana beylik var ama Danışmentoğulları arkadaşlar beylik değil. Artık devlet olmuştur. Yine MEP kaynaklı. Bak MEP kaynaklı henüz sorusu yok. Beylik aşamasını geçip artık devlet olan ve en önemli hükümdarları da Emir Gazi olan söyle beylik hangisidir dedi. Danışmentoğulları yapıştırırsın. Arkadaşlar bak Büyük Selçuklu'da olmayıp Karanlar'da olmayıp Gaznelerde olmayıp sadece Türkiye Selçuklu Devleti'nde görülen söyle nedir? Divanlar hangileridir derse pervaneci dirlik dağıtımından sorumludur. Pervaneci ve arkadaşlar nedir biliyor musunuz mu? Niyabeti saltanat adı üstünde naik demektir. Yani hükümdar şehirde yok, başkentte yok, gitmiş selametli adam sefere bunlar bu yönetir. Naikler yönetir. Niyabeti saltanat neymiş abi? Vekil divanı. Pervaneci neymiş abi? Dirlik. Peki sadece nerede görülüyormuş? Türkiye Selçuklu. Geç. Birinci Kılıç Aslan'ın birinci Dorlyon Savaşı'na dikkat et. Haçlılara yenildi. Eskişehir'in yakınlarında yapıldı. Birinci Mesut ikinci Dorlyon'da Haçlıları yendi. Birinci Dorlyon Savaşı birinci Kılıç Aslan yenildi. Birinci Mesut ikinci Dorlyon'da yendi. Peki Moğollar arkadaşlar yıkılınca ortaya çıkan ne diyelim devletçikler, İlhanlılar, İran merkezi, Çağatay Hanlığı, Orta Asya.
Kubilay, Kubiş, Kubiş. Direkt Çin'e git. Altın orada, Karadeniz'in kuzeyi. Harzemşahlarla ilgili bilmeniz gereken arkadaşlar çok şey var da Yassı Çemen'i AYT'de sordular biliyorsunuz. 1218'e dikkat edin. Otrar faciası. Otrar'da Moğolların Cengiz'in gönderdiği bu şeyleri tüccarların hepsini kılıçtan geçiriyor bu gerizekalılar. Zaten Moğollar bir bahaneye bakıyor. 1218'den sonra bir dalıyorlar Harzemşahları abi. Moğol istilası başlıyor. Geç. Alaaddin Keykubat'la ilgili bilmeniz çok gereken çok şey var da biz burada sormadıklarına bakıyoruz. Ulu Keykubat dendi. Ulu Keykubat. Bir de arkadaşlar bu da ne kazık olur. Belki ÖABT'de çıkar alanda. Yahşi Fakih Menakıbnamesi. Arkadaşlar Osmanlı hakkında ilk tarihi bilgileri bu veriyor. Ama kitap yok. Nasıl oluyor bu yola? Aşık Paşazade ne yapıyor biliyor musun? Bu kitabı görüyor hacı. Ve kitabını alıyor. Eser Aşık Paşazade sayesinde ulaştı. Zaten Osmanlı'nın ilk dönemleriyle ilgili her şey efsanedir ha. Menakıb, menkıbe hep böyle masallarla doludur. İlk eser de bu. Peki Ahmedi de arkadaşlar İskendername'ye dikkat. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ile ilgili bilgi veren kaynakların en eskisi ve günümüze geldi. Bitinya'ya dikkat arkadaşlar. Osmanlı'nın kurulduğu bölgede Bitinya. Güney Marmara. Yani ilk seferleri aşağıdaki bunlarla ilgili çok soru yaptım. Denemeleri şu ara kadar halledenler işi bitirmiştir bence. Oldunuz siz selam. Yani arkadaşlar benim amacım ne biliyor musunuz? En kazık soruları hazır olun. Eğer bu sene de öyle yorum soruları gelirse 13 tane 15 tane çatır çatır yaparsın. Türkçe sorusu gibi. Ama böyle kazık ki kesinlikle soruyorlar seçmek için. O yüzden de bunları yakalarsak herkesin önüne geçersiniz. Peki Domaniç Beyliği Bitinya neymiş abi? Osmanlı'nın kurulduğu bölge dikkat. Domaniç Beyliği savaştır. Osman Bey'in Bizans'tan Karacahisar'ı aldığı savaş. Dikkat. Karacahisar'dan sonra ilk kat ataması ve baş vergisi almaya başlar. Karacahisar. Neymiş savaşın ismi? Domaniç Beyliği. Kimle yaptı? Bizans'ta. Kim yaptı? Osman abi. Koyunhisar arkadaşlar Halil İnalcık bağıra bağıra en son kabul ettirdi. 1302 tarihini artık Osmanlı Devleti'nin neyi kabul ediyorduk bir deyiver. Kurulduğu savaş. Geç. Sazlıdere. Bunlar arkadaşlar çoktandır sorusu olmayan şeyler. Birinci Murat'ın Edirne'yi aldığı savaş. Sonra Çilmen Savaşı daha sorulmadı. Çok uzun süredir. 90'larda kaldı elden. Birinci Murat Sırplarla yaptı arkadaşlar. İskan siyasetinde dikkat edin. Uzlaştırıcı fetih siyaseti. Yapıştırdı. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da? Uzlaştırıcı fetih siyaseti olarak anılan söyle. Politikanın ismidir. Daha yapmadım. Bundan sonra kaçırmışım ben bunu. Buradan bir soru yapayım da. Neyse ipucu olsun. Birinci Kosova Savaşı arkadaşlar. İlk top ses. Bak top kullanıldı ama sesinden yararlandı. Artık ne oluyorsa böyle bom ve adamlar herhalde panik yapıyorlar doğru mu? Mesela Fatih'in attığı da gülleydi değil mi? Onu şahiden neyse içine şey girmeyelim. Arkadaşlar bizim memleket yakınlarında 40 dilim savaşı yapıldı. Osmanlı ile Kadı Burhanettin Savaşı biliyor musunuz mu? Yıldırım Bayezid zamanında. 1392-93. Ve bu savaşta Şehzade Ertuğrul Aydın neydi? Aydın'ı yönetiyordu tabii. Şehzade Ertuğrul burada şehit oluyor. Bazı öğrencilerimi soruyordum bu Laçin tarafında oturanlar Çorum'da. Hocam bir yer var şehitlik biz oraya ayak basmayız diyorlar ya. Peki buradan 40 dilim savaşı ne oluyor? Peki Türk Cihan Hakimiyeti İslam'dan sonra arkadaşlar Nizam-ı Alem fikriyle birleşir. Biraz sonra zaten pıtı 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 bunlara bakacağız. Arkadaşlar Karamanoğulları ile ilgili şunu bileyim. Kesinlikle bak Fatih belini kırdı. En son ortadan kaldıran diye çok eski bir sorudur bu. İkinci Bayezid'dir. Yine gelirse karşınıza. O eseler meseleler bunlar herifler karıştırıyorlar biliyor musun değil mi? Eski soruları getiriyorlar. Karamanoğulları ne? Konya'yı alarak Fatih bir kere bellerini kırdı. Ama en son kim son verdi dersen? Direkt Karamanoğulları diyeceksin. İkinci Bayezid diyeceksiniz abi. Geç. Karasoğulları arkadaşlar. Bunu artık şeylerde görmüşsünüz. Sağda solda internette bir sürü yerde geziyor. Ankara Savaşı'ndan sonra kurulmayan tek beylik. Tamam. Bedrettin yıllardır sorusu çıkmadı. Gelirse diyorum arkadaşlar kimin zamanında oldu diye ben sordum zaten Çelebi Mehmet. Osmanlı ilk toplumsal isyanı evet. Varidat diye bir eseri var. Yarın yanandan gayrı her şeyi paylaşak diyor herif. Vahdedi vücut felsefesi tamam. Alp ve Gazi arkadaşlar özdeş kelimeler dikkat. Bak şey Bedrettin de Wikipedia değildir ha. Hepsi map kaynaklı. Özdeş kelimeler arkadaşlar Alp ve Gazi. Ama Alp Türklerde Bahadır diye anılan kahraman savaşçı. Gazi ise Alp'in artık İslami versiyonu oluyor. Bak İslam'dan sonra zaten hani böyle hükümdarlık alametidir falan gibi sorular gelirse yavaş yavaş anlarsınız zaten İslamileşmeye başlamıştır isimler. Adam ne der mesela işte Hilat, işte Tirat değil mi? Bunlar gelmeye başladı der. Hutbe der. Doğru mu? İslam'ı versiyon. Azep arkadaşlar bu da nefis bir soru bak. Bununla ilgili soru yaptım. Azem değil o inci tanelerinde.
Bilir misin ki dostum? Ne güzel şiir okuyor. Adam ne yaptı lan? Bir araya bir şey sıkıştırayım mı? Adam pavyon dizisi deyip getirip de millete şiir buldu ya la. Diye de madah falan şey yaptı lan. Tamam. Güzel, ben diziyi seviyorum. Eylül'de iple çekiyorum. Arkadaşlar, AZEP gönüllü Türk gençlerinden oluşan mesleği askerlik olan birlikler. Bak, yaya müsellemlerden sonra yeni kuruluyor bunlar. Düzenli ordudur. Ve mesleği direkt şeydir. Söyle. Orhan Bey zamanında. Peki Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasından sonra da arkadaşlar öncü birlikler oldu. Bunları gönderdiler. Azap, azep, azap çekmek. Heh. Bekar erkekler. Azep, azap. Anladın? Genç. Burçuktepe 2. Murat döneminde çıkan ilk Yeniçeri isyanı sevgili arkadaşlar. Üzerinde çok şey konuşulur. Hiç girmeyelim. Değil mi? Burçuktepe ile ilgili. Ve Fatih 2. Mehmet'in olayları, neyse geç. Tahrir, Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin, bunu anlattım çünkü Burçuktepe'yi benim şeylerde yine oynatma listelerine girin, ayrıntılarıyla orada görüyorum. Tahrir arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi uygulandığı eyaletlerde yapılan sayım tahrir defterleri çok önemli. Reaya dediğiniz vergi veren şehir, kasaba ve köy ahalisi, konar göçerler. Cebelü arkadaşlar, tımarlı sipahinin yetiştirmek zorunda olduğu askere cebelü denir. Tımar sistemini biliyorum. Para girmiyordu Osmanlı'ya. Seni gönderiyordum bir köye. Sen köylüyü çalıştırıyordun. Köylü vergiyi sana veriyordu. Para gelmiyordu. Ben devletim. Ama bunun karşılığında senden ne istiyordum? Her 3000 ya da 3500 akçesi için bana bir adet asker besle. Ona cebelü deniyor işte. Peki Yeniçeri Ocağı dediğin Avrupa'da ilk daimi ordu, dikkat. Avrupa'nın aşağıdakilerden hangisi Avrupa'nın ilk daimi ordusudur? Yapıştır Yeniçeri Ocağı. Kadılarla ilgili arkadaşlar şuna dikkat edin. Hani kadıyı sadece adli görev var zannediyorsunuz. Değil. Mesela kazalarda belediye işler yapar, idari işler yapar, askeri işler yapar, mali, noterlik. Arkadaşlar sefere çıkacak mesela kazada. Şeyler, tımarlı siparişler toplanıyor. Hemen bu müdahale eder. Mali, noter. Aynı zamanda noter. İdari ve belediye işleri de var kadıların. Özellikle kazalarla ilgili direkt. Doğru mu? Peki mehaif müfettişi, bunu da yıllardır beklerim. Ne güzel bir sorudur. Daha hala çıkmadı. Belki alanda çıktı. Alanda çıktı mı acaba? Alanda bakmadım ona. Unuttum. Falan da çıkmış olabilir. Arkadaşlar bu ne biliyor musun? Osmanlı'da kadıları denetleyen müfettiş. İdare kadıları denetliyor. Mesela bir şikayet geliyor. Cimer gibi düşün. Adamlar bir kurul oluşturuyor. İdare bir kurul oluşturuyor. Git bakalım şu kadı haksızlık yapmış. Rüşvet mi alıyor? Bir şey mi yapıyor? Git bir idareyi denetle. Bunlar geliyor ajan gibi abi. Nasıl bir yerdedir bu kadı? İyi. Müşfetmiş herhalde, söyleniyor yani falan deyip ne yapıyorlar? Teftiş ediyorlar. Şeyhülislam 16, ha bak geçenlerde arkadaşlar şey yaptınız burada, arkadaşlar bak, kaz asker kuruluş döneminde kadı ve müderris atadı. Onun önüne 16. yüzyılda artık kim geçti? Şeyhülislamlar. Yani şöyle düşünün, kaz asker gitti. Kuruluş dönemindeydi o kadı asker ya da kaz asker. Doğru mu? Bu saatten sonra Osmanlı'nın ne diyelim, merkez devlet erkanı bu herifleri dinliyor. Şeyhülislamların sözlerine daha itibar ediyorlar. Doğru mu? İyi zamanında iyi kullanmışız ha. İkinci Murat arkadaşlar, Ebu Hayrat diye anılan kimdir derse yapıştır. Türkçe'ye çok önem verdi. İkinci Murat'la ilgili arkadaşlar, Aşık Paşa'nın Karıknamesi. Adam Türkçe için var ya öyle uğraşmış ki. Biraz da anlarsın. Niye biliyor musun? Kuruluş döneminde el değiştiriyor devlet. Nereden nereye geçiş biliyor musun? Türkmenlerin gücü kırılır, devşirmeler ön plana çıkar. Bunun tek böyle nasıl diyelim, net bir şekilde bir padişah söyleyin bana, Fatih. Arkadaşlar Fatih hep arkada Zanos Paşa ve grubu olan söyle devşirmeler desteklemiştir. Murat'ı, 2. Murat'ı Türkmenler. O da Türkçeyi ne yapmıştır? Türkçeyi söyle geliştirmek için yani bayağı bir şey yapmış. Para da harcamıştır bunun için. Doğru mu? Mesela şu paralara kayı var ya, bu iki tane ok, bir tane yay. Heh, onu direkt simge olarak bu bastırmıştır. Şeyh Abdullah'a dikkat arkadaşlar. Hattatların, Hattat var ya, Hattat neydi? Güzel yazı sanatı. Bunun kıblesi kimdir derse yapıştır. Takıyüddin'e dikkat. Bununla ilgili soru yapmıştım. İstanbul'da ilk rasathaneyi kurdu. Sonra Gokler'le ne ilgileniyorsunuz lan deyip ne yaptılar? Gericiler İstanbul'daki bu rasathaneyi yıktılar. Cenevizle ilgili arkadaşlar bilmeniz gereken ilk kapitülasyon, bu bilgi değişmiştir. İtiraz yok. 1352'de artık map bilgisini net bir şekilde öyle Venedik, Fransa, Fransa yapıştırma abi. İlk Cenevizdir 1352'de. Çandarlı ile ilgili çok dediğim gibi KPSS sorusu, kuruluş döneminin en önemli sülalesidir. Fatih bütün bu sülaleyi ortadan kaldırır. Mallarına el koyar. Buna da müsaade denir. Niye?
biraz bence haksızlığa uğramıştır. İstanbul'un fethinde suçlanacak. Sen Bizans'tan rüşvet aldın mı aldın muhabbeti yapılacak. Arkadaşlar ne biliyor musunuz? Fatih'le kırılma noktası dedim ya. Ne oluyor biliyor musun? Devlet el değiştiriyor. Türkmenler yerini devşirmelere bırakıyor. Bir de hadi bunu sordular. Şunu sorsalar 17. yüzyılın en önemli ailesi. Devleti silkeleyen aile derse Köprülüler. Köprülü Mehmet Paşa saraya şartlar öne sürüp öyle şey güçlü yalan. Şimdi bir de ÖSYM'nin yüzyıl dönümlerine dikkat edin arkadaşlar. 2024'te miyiz? Yes. Master degree. 100 yıl geriye git. 1924. 1924'te neler var? Pek seviyorlar bunları. Tevhid-i Tedrisat var. Eğitim öğretim birleşildi. Halifelik kaldırıldı. Şeriye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkartılması. Bunu birinci videomda da yapmıştım. Şimdi yine üzerine basıyorum. Bunun kabulü Erkan-ı Harbiye Umumi vekaletinin kaldırılması yerine Genelkurmay Başkanlığı kurulması. Ordunun siyasetten ayrılması demek. Bir de burada bu dönemde Nasturi isyanı var. 24'ün Kasım'ı gibi arkadaşlar. Sonra da Şehzade çıkacak 25'te. Doğru mu? Peki geç. İstanbul'un fethiyle ilgili arkadaşlar. Buna ne diyorlar biliyor musun? Fethi Mübin. Aha, böyle bir şey çıkarsa Fethi Mübin neyi çağrıştırır size? Yani sorusunu yapmadım. Bundan da yapayım. Şimdi gelelim şeylere. Nizam alem. Arkadaşlar devletin birlik ve düzenini sağlamak, dünyaya düzen vermek. Bunu size nasıl sorular? Fatih aşağıdaki kavramlardan hangisini baz alarak, hangisini öne alarak kardeş katlini yasal hale getirmiştir? Ne diyeceksin abi? Nizamı. Alem için karındaşların katli vaciptir dedi. Doğru mu? Yani devletin dirlik ve düzenini sağlamak, dünyaya düzen vermek. Doğru mu? Peki arkadaşlar, devlet si ebed ve müddet devleti sonsuza kadar yaşatmak demektir. Kanuni kadim bunun üzerinde çok durur. Şer'i kurallara uyacaksın. Onlara aykırı olmayacak. Paşa'nın yaptığı yasalara kanuni kadim denir. Cihan Şümul bu sene ayette de tutturduğumuz soru. Dünya devleti olma anlayışı abi. Doğru mu? Yani fetihle bağlantılı. O zaman Kızıl Elma ile çok bağlantılı değil mi? Kızıl Elma bitmek bilmeyen fetih. Kaç kere söyledim şeylerde, denemelerde. Arkadaşlar bak İstanbul senin için Kızıl Elma mı? Evet. Aldın mı? Aldıktan sonra değişiyor Kızıl Elma. Ne oluyor? Atıyorum Belgrad oluyor. Belgrad aldın mı? Belgrad'dan sonra Viyana oluyor. Viyana'yı da alsaydık o bu sefer Roma olacaktı. Bitmek bilmeyen söyle nedir? Fetih anlayışı Cihan Şumul'la bağlantılı mı? Master degree. Geç. Cool sistemi ya da millet arkadaşlar. Burada da yanılıyorsunuz. Ne biliyor musun? Hani şu devşirme var ya. O işte aynı şey. Demek isim değişti. Hristiyan ailelerden devşirme ile çocukların alınması. Bunların ya asker yapılması ya da devlet adamı olması. Asker yapılan yer Kapıkulu Ocağı. Oradan Kapıkulu Ocağı'ndan çok daha zekileri seçerler acı. Ve gözleri Allah Allah eden adamları onları Enderun'a gönderir. Ta orada sadrazamlığa kadar yükselebilirler. Peki arkadaşlar Şahkulu biliyorsunuz şöyle bir soru hazırlamıştım. Şahkulu ile ilgili dikkat. Hani şöyle derse bir padişahın tahta çıkışı birinin de tahttan indirilmesine neden olan isyan nedir? Nedir? Direkt Şahkulu isyanı. İkinci Bayezid'e güle güle Yavuz Sultan Selim'e merhaba. Yani budur. Peki İdris'i Bitlis'i buna dikkat edin arkadaşlar. Heş ve hiç diye bir eseri var bunun. Pek çok sefere gidiyor Yavuz Sultan Selim'le. Aslında İkinci Bayezid zamanında tarihçiliğe atanıyor Vakanüvis. Yani ilk Vakanüvis ad demeyelim de. Yani, yok yanlış olur. Ama tarih yazımı diyelim vakainame şey. Birinci Selim'e Doğu siyaset hakkında danışmanlık yaptı. Bazı yerleri Güneydoğu Anadolu'da arkadaşlar aşiretlerle anlaşıp ele geçirdi. Yani Osmanlı'ya kattı. Heş be işe dikkat bu eseri. Bir de arkadaşlar Kanuni'de dikkat. Bak nefis bir soru yine. Bak o dönemin en önemli Şeyhülislam'a Ebu Suud'dur. Sert fetvalarıyla tanınır. Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi ve Müftü Kemal Paşazade Efendi. Bu üçünü öncüllü olarak verse ve Kanuni'nin yani 1. Süleyman'ın kanuni unvanını almasını sağlayan kişiler hangileridir desem mesela Kasons gibi soru olarak gelse hepsi map kaynaklıdır Wikipedia değildir dikkat geç. 1547 tarihli arkadaşlar Ahitname-i Hümayun bu da yine map'te geçer yine map bilgisi hemen şunu halledelim arkadaşlar şimdi bak siz 1533 Avusturya yapılan ilk resmi anlaşma olarak 1533 İbrahim Paşa'ya da İstanbul Anlaşması biliyoruz değil mi? Orada Avusturya Arşidükası Osmanlı sadrazamına eşit sayılacaktı ve Avusturya her yıl vergi verecekti. Kısaca Osmanlı Avusturya üzerinde hem siyasi hem ekonomik üstünlüğü kurmuştu. Ama şöyle bir şey var Hacı ne biliyor musun? Yazıya geçirilmemiş anlaşma. İşte yazıya geçirilen Avusturya ile yapılan ilk anlaşma 1547 Ahitname-i Hümayun Anlaşması'dır. Buna dikkat. Tamam bu ilk yazıya geçirilen ama öteki resmi değil yani ilk resmi anlaşma ama yazıya geçirilmemiş. Böyle sonra. Zigetvar'la ilgili arkadaşlar Kanuni'nin son seferi miydi? Evet.
Burada ilgili bir şey söyleyeyim size. 1565'te biz Malta'yı kuşatıyoruz. Kanuni zamanı nedir? Malta'nın özelliği Kanuni döneminde denizlerdeki tek başarısızlık. Doğru mu? Buradaki izleri silmek istiyor. Bir. İkincisi çok yaşlı diyorlar. Kanuni artık ölecek diyorlar. Rüştünü ispat etmek istiyor. O yüzden son bir sefere çıkacak. Ne bilsin son sefer olduğunu. Siget vardı arkadaşlar. Vefat edecek. Peki Haçova Kazan Kepçe Savaşı diye adlandı 1590'da. Bununla ilgili şunu bilin. Kazan Kepçe anlattım bunu. Hiç hikayelerine girmiyorum. İsteyenler direkt oynatma listelerinde ayrıntılı bir şekilde izlesin abi. Bu savaştan sonra tek şuna dikkat çekmek istiyorum. Meydan savaşları yerini siper savaşlarına bırakıyor Osmanlı açısından. Yani şunu söyleyebiliriz. Osmanlı'nın kazandığı son büyük meydan savaşı. Peki Irakeyn, Nahçıvan, Tebriz. Arkadaşlar 3 tane öncül verdi sana. Üçünü de şöyle sordu. Kanuni döneminde Safeviler üzerine yapılan İran seferleri ne ad almıştır ya da hangileri İran seferleri arasındadır? Rakein, Nahçıvan, Tebriz. Bunlara dikkat. Geç. 1535 tarihli kapitülasyonla ilgili bir sıkıntımız var arkadaşlar. İbrahim Paşa'yı hani boğduruyor ya abi Kanuni. Muhteşem yüzyılda gördünüz. Bu anlaşma taslak olarak kalıyor. İbrahim Paşa'nın biliyorsun Avrupa devletleriyle arası sıkı fıkı. Evet, tam anlaşma imzalanacak. İbo yok. İbrahim gitti. Bu dünyanın bütün nimetlerinden eline telini çekip öbür dünyanın uhrevi hayatına intikal etti. Öldü, vefat etti. O yüzden taslak olarak kalmıştır. 1569'a giriyor Fransa'ya verilen kapitülasyonlar. Yani kanun zamanda imzalanmıyor. Hatta girmiyor diyelim. Doğru mu? Tabii 1569 2. Selim. Peki 1718 Pasarotça ile ilgili bilmeniz gereken kapitülasyonlar artık çift yanlı, iki taraflı olarak ne zamandan itibaren başladı derse 1718 Pasarofça'dan sonra. Ondan önce yok. Sadece tek taraflı verildiydi. Bir de arkadaşlar Kasmos gibi soru geliyor size. Müptecel der ha. Müptecel. Bunlar kim biliyor musunuz? İspanya'da hani Isabel seninle mezara kadar ha, Kastilya falan. Bunlar arkadaşlar Katolikler yani bir düğün yapılıyor İspanya'da. Diyorlar ki İspanya'da bu Müslümanların ne işi var? Yahudilerin ne işi var? Bir katliam başlıyor. İkinci Bayezid'den yardım istiyor oradaki Yahudiler ve Müslümanlar. Seninki de gemi gönderiyor. İspanya'dan Kuzey Afrika'ya Arap göçmenleri yerleştiriyor. Onlara müttecel deniyor. İkinci Bayezid zamanında. Dikkat. Piri Reis'in arkadaşlar günümüzde mevcut en eski dünya haritası olması bakımından çok önemli. Bence yanlış da işte yapacak bir şey. Afet İnan bunu koymuştu kitaba da. Siz öyle bilin. Map'te öyle geçiyor. Reis, bak Piri Reis'in haritasının kaynakları kendisine ulaşan eski haritalar ile Kristof Kolomb'un haritasıdır. Tamam geç. Selman Reis. Arkadaşlar kanun döneminde Yemen'e gönderilen kişi. Bak Hint deniz seferlerine gidenlere bak. Ve bunların arasında Selman Reis'i de koydu mesela. Aşağıdakilerden hangisi Hint deniz seferlerine gönderilen? Hanım Süleyman Paşa yapıştır. Piri Reis yapıştır gitti. Bunu zaten daha sonra kelleyi alacaklar. Murat Reis gitti. Seyit Ali Reis gitti. Seyit Ali Reis'in arkadaşlar Miratül Memalik yani memleketten aynısını sordular. Burada bir sıkıntı yok. Bu kitabı sordular ama Kitabül Muhit'i sormadılar. 1554'te yazdı şey Miratül Memali yazdı. Kısaca şunu söylüyorum. Çıkarsa Kitabül Muhit belki de Miratül Memali Koçu Bey'i 2 sene üst üste sormuşlardı. Neyse Zigetvar'daki Büyük Türk diye sordu mesela. Kanuni'nin ikinci cesedi orada biliyorsunuz. Değil mi? İç ortamları. Kanuni arkadaşlar bundan bulmuştur. Yani Osmanlı'da otopsi dışında mumyalanan padişahlarımız var. Fatih Kanuni değil mi? Kanuni de mumyaladılar abi. Bey Sarayı Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk saray Orhan Gazi zamanında dikkat. Bir de Yeni Saray var arkadaşlar. Bir bak Topkapı Sarayı'nın diğer ismi Fatih zamanında kurulmaya başlandı. Evet. Onun üzerine çok ekleme yapılacak tabii ki. Yeni Saray'dır. Sevgili arkadaşlar bakalım hemen vaktimize. O iyi 38 dakikada bitirdik. Şimdi şunu söylüyorum. Bir üçüncü video daha hazırlayacağım. Pata 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 pata. Bak burada ne yaptık biliyor musun? Yükselmeye kadar geldik. Gelebilecek şeyleri, sormadıkları şeyleri halletmeye çalıştım. Bundan sonra duraklama gerileme pata 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 pata. Yine bir video. Yine 40 dakika içerisinde halledeceğim. Her gün bunlardan atacağım. İnşallah nokta atışı patak diye yakalarız. Yakalarız yala. Yaparız da. Vallahi yaparız. Korkmayın. Tarihten korkmayın. Bizim dersimizin en güzel özelliğini biliyor musun? Emeğini verirsen ne yaparsın? Alırsın karşılığını. Hani bunu böyle oturuyoruz da trigonometri yardırıyorum ya. Böyle 200 kare çarpı komşuya gidersek bir onluk aldık. Evet. X'i yalnız bırakalım. La yazık la ya çocuğa. Neyse. Oradan üçgenin iç acılarına bakalım. İç acılımız var mı bizim? Öyle uğraşıyorum ya. En son böyle bir iki tane yüksek şey yapıyorum. Netini artırıyorum. Bizim derslere selamet oluyor ondan sonra.
Yaparım yaparım diyorum. Bir de bir şey yorum soruları çözdüğün için tarihim süper süper diyorum. Bir geliyor abi, aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? Yandakilerin hangisi yana bakmaktadır? Ortadakilerin hangisi ortadadır? Böyle sorular gelince falan yapıyorsun. O yüzden benim amacım sizi her türlü zorluğa alıştırmak. Komando gibi, tarih komandolar olun. O yüzden sevgili arkadaşlar, öyle 15 dakikalık, 20 dakikalık videolar izleyip, anam süper, ona 3K açıldı. Yapamam abi. Sorma abi, yapamam. Güle güle de. Yani hiç girme sınava. Öyle 15 dakikada tarih bitiriyorum. Yarım saatte şunu hallediyorum falan. Yok. Burada dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde incik cincik bilmek zorundasın. Bir de şunu ne dedim? En nankör derse karşı karşıyasın, ama dediğim gibi eğer emeğini verirsen halledersin abi. Beyin bedava diyor ya. Bir hafta içinde bile yetiştirirsin. Emeğini vereceksin sadece. Kendinize iyi davranın arkadaşlar. Lütfen son hatırlatmalarımızı ve ricalarımızı söylüyoruz. Bol bol reklamımızı yapınız. Kanalımız biraz fakir. Fakir hocaya biraz yardım, destek çıkın. Bir ikincisi, bu bildirim zillerini falan açın. Ondan sonra öyle diyorlar. Artık bıktınız ama sonra şu banahları bir çalıştırın da arkadaşlar. Bak, videolarımızı beğenmiyorsunuz la. Videoları beğenin de YouTube'da desin. YouTube'da beni beğensin, sizi de beğensin, hepimizi beğensin, kanalımızı beğensin. Desin ki bu Gobel'i çok beğeniyorlar Allah'ım. Şu şapkalıyı bir öne çıkartalım da izlesin millet, desin ki kanalımız fokur diyor zaten. Bir aydır fokur, bu 300-350 saat, 400 saat izliyoruz lan. Helal olsun valla, gurur duydum, gurur. Kendinize iyi davranın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Üçüncüsü gelecek.